Merhaba sevgili saptan severler. Bugün sizlere oyun sonu tekniğiyle ilgili bir örnek göstereceğim. Kavablanka-Reşevski maçı. İlginç bir maç. Gördüğünüz gibi beyazların bir üstünlüğü var. Teknik olarak beyaza kazanç gibi duruyor. Bu tip konularda nasıl oynamamız gerekiyor? Nasıl karşı şans bulmamız gerekiyor? Ve bu karşı şans yeterli olacak mı? Buna bakacağız. Öncelikle bu konumu değerlendirdiğimiz zaman siyahların kötü bir fili var. Çünkü kendi piyonları tarafından engellenmiş ve özellikle ata fil finallerinde zayıf kareler olduğu zaman ve filin renginin tersindeyse bu kareler ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Gördüğünüz gibi siyah kareler zayıf. Beyazların planı çok basit. Şahını D4'e koymak istiyor. Şahını D4'e koyduğunda C5'ten içeri girebiliyor. C5'ten içeri girmesini engellersek de B5 ve D5 piyonlarına baskı yapabiliyor. Yani bu tip konumlarda beyaz fil olduğu için siyah kareler çok sıkıntılı. Beyazlar siyah kareleri kullanmak istiyor. Eğer siyahlar şah uzaklaştığı zaman, mesela şahı D2'ye geldiği zaman D4 gibi bir hamle yaparsa F3 piyonunu almak istiyor. Fili aktifleştirmek istiyor. E4'ten sonra artık D4 piyonu zayıf kalıyor. Korunamaz hale geliyor. O yüzden böyle bir numara diyelim. Geçerli olmuyor. Beyazların planı çok basit. Şahını D4'e koyacak. Daha sonra eğer girebiliyorsa şah C5'ten gidip B5 ve D5 piyonuna baskı yapacak. Şimdi bu tip konumlarda nasıl karşı şans bulmalıyız? Beklersek bir kere kaybederiz. Bakalım bekleme örneğine bakalım ilk önce. Şah F7, şah E2, şah E7, şah D2, şah D6, şah C3'e D4 oynayabiliriz. D4 oynadığımız zaman F3 piyonunu alıyoruz. Şah D4'e fil F3 aldığında burada yine beyazların bir avantajı var. B4 oynayıp C5 karesini kapatabilir. A3 ile piyonları da tamamen beyazda bırakabilir. Bir de A4'ü alıp A3 oynayarak devam edebilir. A4'ü alıp A3 oynama fikri de var. Burada siyah şah pasif konumda kaldı ve beklemek zorunda. Beyazlar A4'e gidebilir. Bu piyonları zayıflatırsa da şah kanadına gidebilir. Tabii ki burada aslında D4 hamlesi kötü bir hamle değil. Yapılabilir ama beyaz daha farklı gelişebilir. Mesela at B4 oynayabilir. Fili istiyor. Fil B7'ye şimdi şah D3 gelerek bu varyanta girebiliyor. Bu biraz daha iyi oluyor. Diğer varyantta, yani şah D2'den donanan varyantta siyahlar biraz daha oyunun içindeydi. Ama at B4'te geldiği zaman tempo kazanıyor. Fil B7, şah D3'ten sonra artık D4 geçerli değil. Çünkü E4 var basitçe. Şimdi şah D6'ya şah D4 koyduktan sonra bu konum artık beyazlara teknik olarak kazanç. Nasıl kazanacağız? Bir kere şahı C5'e girmeye çalışacağım ben. Bunun için de siyah şahı atmam gerekiyor. Siyah şahı atmak için de şah çekmem gerekiyor. Her zaman D5 ve B5 istekte kalabilir. O yüzden manevrayla atı C3'e gidip C3 karesinden bu iki piyona baskı yapacak şekilde oynayabilirim. Daha sonra eğer hamlesiz kalırsa siyah, mesela örnek gösterelim. Fil A8, at D3'ten de gelebiliriz, at C2'den de fark etmiyor. Fil B7, B4 oynadığımızda beklediğini düşünelim A3. Siyahlar sadece bekliyor. Başka bir şansı yok. Evet, şimdi bu konuma geldiği zaman siyahın burada artık bekleme hamlesi kalmayacak. Sadece piyonlar kalacak. Ben size bu konuma ulaşmayı gösterdim. Tabii ki fil B7, fil A8 oynamak zorunda değil ama genel prensibi anlatıyorum. Çünkü bu konuda sıra siyahta olduğunda ve piyonları da oynayamıyorsa, eğer fille oynarsa B5 düşüyor. Fille oynarsa D5 düşüyor. Eğer şahla oynarsa şah C5 giriyoruz. Yani burada artık piyonlardan başka hamlesi kalmıyor. G6, H6 herhangi bir şey oynayabilir. Burada fil C6'ya beyazlar bekleyecek artık. Siyahın tempolarını bitirmeye çalışacak. En kötü beyazın şöyle bir fikri var. Tempolar bittikten sonra E4 sürüyor. D4'de at E4 alıyor. Şah C5 girmek için fil E4. F4'ten sonra şah artık C5'e girebilecek ya da şah E5'ten şah kanadına gidebilecek. Burada fil atı değişebiliyor. Yani siyahlar bu konuda bekleyerek oynarsa beyazlar basit bir teknikle
konumu kazanca çeviriyor. Burada siyahın yapması gereken bir plan var. Birinci ödevim, aslında bunu yarın devam edeceğim. Biraz kısa video olacak. Birinci ödevim burada siyah bir plan bulmanız. Şimdi temel prensiplerimiz var oyun sonunda arkadaşlar. Nedir bu temel prensipler? Birincisi şah aktif olmalı her zaman. İkincisi karşı şans yaratmak. Nasıl yaratabiliriz karşı şansı? Piyon yapısında zayıflıklar oluşturabiliriz. Geçer piyon yaratmaya çalışabiliriz. Ve şahla rakip kampa girebiliriz. Temel prensibimiz özellikle bu konumda bunlar olmalı. Burada sizlerden videonun altına yorum olarak cevapları bekliyorum. Siyahlar nasıl bir plan yapmalı? Nasıl oynamalı? Hangi varyantı oynayacağız? Hamle olarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. Hangi varyantı oynayacağını. Yarın nasıl devam etmiş maç? Siyahlar karşı şans yaratmasına rağmen beyazlara konum kazanç ama beyazlar doğru hamleyi bulamamış. Sonrasını söylemeyeceğim. Acaba siyah doğru hamleyi bulup beyazın doğru hamleyi bulamaması sonucu siyahlar doğru hamleyi bulup maçı beraber mi bitirmiş? Yoksa siyah da hata yapmış beyazlar kazanmış mı? Hep beraber yarınki videomuzda devam edeceğiz bu konuma. Ama teknik olarak güzel bir konum. Kötü bir filimiz var. Siyah kareler çok zayıf ve siyahlar buna rağmen doğru bir oyunla karşı şans yaratabiliyor. Çözümleri videonun altına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çözümlerinize bakacağım. Biraz kısa video oldu. Yarın biraz daha uzunluğu çekeceğim bu konuyla ilgili. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.